Herkese selamlar. Bugün Almanya'da iş bulmak için incelemeniz gereken 5 tane kariyer sitesinden bahsediyor olacağız arkadaşlar. Bu sitelerin bazıları sadece Almanya odaklı olurken bir kısmı da burada biraz daha aslında Avrupa endeksli, yani Avrupa'daki bütün ülkelere hizmet veren yerler. Bunların bir kısmı da bir tanesi de bütün dünyaya açılan bir çözüm aslında. Buradaki amacımız sizlere pek çok kariyer imkanını irdelemeniz ve bu sayede aslında belki Almanya olsun ya da diğer ülkeler olsun böyle lokalize hedeflerle bir harita çizmeniz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla insana ulaşıyoruz ve bu da bizi açıkçası motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi ilk sitemize başlayalım. İlk sitemiz, kariyer sitemiz arkadaşlar Xing. Xing şu anda halihazırda Almanya özelinde en çok rağbet gören, en çok iş ilanının yayınlandığı site olabilir. Tabii bu arada şunu söylemek gerekiyor. Burada söyleyeceğimiz 5 tane kariyer sitesinin hiçbirisi sadece bu bölümle ilgili değil. Yani aslında genel olarak bütün öğrencilerin bulabileceği, bütün yeni mezunların iş bulabileceği yerler. Zaten böyle sektörel siteler çok daha nadir. Hatta belki benim bildiğim kadarıyla Almanya'da yok. O yüzden burada biraz daha genel sitelerden bahsettim. Ama burada gerek kendi bölümünüzle ilgili, gerek diğer bölümlerle ilgili çok fazla iş imkanı bulabilirsiniz. Xing bu kapsamda ilk örneğimizdi. İkinci site önerimiz ise StepStone arkadaşlar. StepStone aynı şekilde Almanya özelinde gerçekten pek çok böyle katma değerli, iyi iş bulabileceğiniz ve sizi geliştirebilecek işlere sahip bir site. Buralarda ücretsiz bir kayıt oluşturabiliyorsunuz. Süreci şöyle anlatayım. Bizdeki Kariyer.net'te olduğu gibi ve sonrasında işte orada iş ilanlarını görüp kendinize uygun ilanlara başvurabiliyorsunuz. Ben bu noktada şöyle bir öneride bulunayım. Bu videoya bir katma değer yaratmak açısından. Yani sadece liste vermek istemiyorum çünkü burada bir yandan size zihinsel anlamda da geliştirmek istiyorum. Bir bakış açısı katmak istiyorum yerim buna ya da. Burada arkadaşlar mümkün olduğunca yan işlere de odaklanmanızı öneririm. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi sizin bölümünüzün bazı ana işleri var bildiğiniz üzere. Yani piyasada halihazırda insanların bu bölümle ilgili mezun olup yaptığı işler var. Evet, bunları direkt aramak iyi olabilir bu sitelerde. İşte üçüncü örneğimiz mesela Indeed. Bu da Almanya'daki bir lokal site. Bunun bu arada diğer Avrupa ülkelerinde de ilanları var, ayrı konu. Ama Almanya'da da daha aktifler şu aşamada. Mesela bu sitelere girdiğiniz zaman sadece kendi bölümünüzle ilgili değil, belki böyle yan işlere de bakmak lazım. Yani direkt belki sizin mezunlarınızın yaptığı işler olmasa da hani yakın onunla ilgili ders aldığınız ya da işte bir şekilde bir yerden duyduğunuz, sertifika programına katıldığınız çeşitli konularla ilgili iş ilanlarına da bakın. Çünkü bunun iki açıdan bence artısı var. Birincisi, ya kendinizi oraya adapte edip mesela Almanya'ya o iş yapmaya gidebilirsiniz. Bu da bazen olabiliyor. Çünkü mesela sonuçta öğretilen dersler aynı değil ya da verilen yetkinlikler aynı değil. Bizim bölümümüzle Almanya'daki bölüm mezunları arasında. O yüzden mesela Almanya belki bazı bölümlerde birkaç bölümdeki bu bölümlerden bir tanesi olabilir bu arada. Bazı yetkinlikleri daha farklı kullanmamızı isteyebiliyor. Burada da işte devreye giriyor adaptasyon zekası denilen konu. Şu anda iş dünyasının en çok konuştuğu, böyle İK'cıların en çok konuştuğu konulardan bir tanesi bu, adaptasyon zekası. Ve sizler de bunu kullanarak kendinizi oraya farklılaştırabilirsiniz. Yani belki evet sizin uzmanlık alanınız daha farklı ama Almanya'ya gitmek için ya da orada kariyerinizi şekillendirmek için böyle bir dönüşte yaşayabilirsiniz. Tabii burada benim önerim mümkün olduğunca kendinizden çok büyük fedakarlık yapmadan bu ilanlara başvurmak. Yani dedik ki mesela yetkinlik değişebilir. Evet ama o yeni yetkinliğe de adapte olmanız lazım. Yani sırf gitmiş olmak için değil de bak işte bu böyle bir yetkinlik var. Bu bizde tam yok Türkiye'de ama Almanya'da varmış. Ben bunu yapabilirim ve bu bana kariyerimde şöyle bir artı sağlayabilir. Beni kariyerimde şuraya çıkartabilir gibi net bence bir yanıt vermek lazım şu aşamada. Çünkü diğer türlü orada soru yaşama şansımız daha yüksek. Yani burada bizim amacımız sadece kapı atmak değil. Bir üst aşamaya çıkarken bunu hayatımızın her aşamasında yaymak. Yani hayatımızın, kariyerimizin her noktasında bir üste çıkabilmek. Indeed'den sonra arkadaşlar dördüncü önerimiz Arbit Now. Bu da bildiğim kadarıyla Almanya başta olmak üzere böyle yakın ülkelerde Avusturya, İsviçre vesaire hizmet veren güzel bir kariyer sitesi. Burada da yine diğerlerine göre belki bir tık daha az ama burada da yine pek çok kariyer imkanı, iş imkanı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Son önerimiz ise LinkedIn. Şimdi LinkedIn herkesin bildiği bir mecra. Niye buraya ekledik? Çünkü arkadaşlar burada lokal şehirleri aratarak gerçekten çok güzel işler bulunabiliyor. Yani diğerlerine göre belki daha fazla bir olabilir. Xing ve Indeed 1-2 diyebilirim sanırım burada bir liste yapacak olsam. LinkedIn'i de burada diğer ikisiyle eşdeğer tutardım. Xing ve Indeed arasında. Çünkü burada global şirketler olduğu için mesela global şirketlerin yerel ağları çok fazla
Lokalitelerden iş vermezler. Mesela çok uluslu bir şirket, Amerikan şirketi varsayalım. Türkiye'de de bu arada böyledir, Almanya'da da böyledir. Orada bir iş ilan açacağı zaman bunu lokaliteler yerine kendi bütçelemesini yaptığı LinkedIn gibi yerlerden yaparlar. O yüzden böyle lokal yerler dışında biraz daha çok uluslu şirketlere girmek için arkadaşlar LinkedIn'i iyi kullanmak gerekiyor. Şunu fark ettim ben geçenlerde denerken. Lokali sadece Almanya'ya yaptığımda çıkan sonuçla şehir şehir yaptığım aramalarda sonuç farklı olabiliyor. Yani mesela ben geçen de işte bu bölümle ilgili iş ilanına bakıyordum böyle içerik yapmak için. Lokasyonu Almanya yazdım ve mesela 100 tane iş ilanı çıktı. Farazi söylüyorum şu an rakamı. Ama mesela işte Berlin'e ayrı, Wolfsburg'a ayrı, işte Stuttgart'a ayrı yazdığım zaman 150-200 civarı ilan çıktı. Yani iki katı yakın bir fark var. O yüzden burada arama yaparken sadece Almanya gibi değil, tek tek şehirleri yazmanızı ben daha çok öneririm. Özellikle böyle gitmek istediğiniz şehirler varsa, Aachen vesaire gibi. Onları da aratabilirsiniz. O şekilde bence verimi de artabilir elde ettiğiniz sonuçların diyeyim. Benim anlatacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler için verimli, güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı tekrardan unutmayın diyelim. Bununla ilgili sorularınız varsa işte CV hazırlamakla ilgili ya da işte Almanca bilgisi, şu bu sertifika vesaire bunlarla ilgili tüm sorularınızı bize yorum kısmından yazın. Bilgimiz dahilinde olanları yanıtlamak isteriz. Bilgimiz dahilinde olmayanları da ilgili kişilerle bulup onlarla görüşüp bu şekilde size aktarmak yine istiyor oluruz. Umarım arkadaşlar hepinizin gönlüne göre güzel bir kariyer dönemi, güzel bir kariyer hayatı olur hepinizin. Şimdiden hepinize bol bol şans ve güzel bir kariyer diliyorum.